Herkese merhaba sevgili izleyenler, Vodafone'un etkinliğine geldik. Birazdan arkamda görmüş olduğunuz alanda toplantı başlayacak. Neden geldik diyecek olursanız, Vodafone İzmir'e yeni bir veri merkezi açıyor. İstanbul'da 2 tane vardı, İzmir'de mevcutta bir tane vardı. 2025 yılında bitmesi planlanıyor ve İzmir'deki 2. veri merkezi olacak. Detaylarını birazdan toplantıda öğreneceğiz ve şirketin CEO'suyla da konuşacağız. Dilerseniz gelişmelere bakalım. Ülkemizin büyümesi için dijitalleşme çok önemli ve dijitalleşme dediğimizde de bunun önemli bir adımı veri merkezleri. Veri merkezleri aslında verinin saklandığı, işlendiği, analiz edildiği yapılar. Dolayısıyla biz dijitalleşmede çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyoruz. Ve ülkemizde de aslında bir veri merkezi olabilme potansiyeli var. Biz de bu konuda bir adım attık. Ve bugün DAMAC grubuyla beraber bir işbirliği anlaşması imzaladık. Bu anlaşma çerçevesinde İzmir'de bir veri merkezi açacağız. $100 milyon bir yatırım söz konusu. Veri merkezinin açılışını da 2025 yılı başı olarak planlıyoruz. Türkiye'deki tüm kurumlara, yani arz ederse kamu dahil tüm özel şirketlere hizmet vermek istiyoruz ve bunun dışında hem Türkiye'deki şirketlere hem de global hyperscale dediğimiz şirketlere de hizmet vermeyi planlıyoruz. Şimdi şöyle, tabii ki biz burada kendi ihtiyaçlarımızın dışında tüm kurumların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu veri merkezini kuruyoruz ve Türkiye'nin de bu potansiyelin olduğunu düşünüyoruz. Hatta çok daha büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Yani gerekli adımlar atıldığında, yani internet altyapısının kuvvetlendirilmesi, kişisel verileri koruma kanunda yapılacak, atılacak adımlar, bunlarla beraber aslında Türkiye'nin çok büyük potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Yani şu anda da biz bu veri merkezinin bölgedeki ihtiyacı karşılamada başlangıç için yeterli olacağını ama potansiyeli düşündüğümüzde zaman içerisinde hem bu veri merkezinin büyüyebileceğini, modüler yapıyla inşa ediyoruz zaten, hem de yeni veri merkezleri içinde ülkemizde potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bizim 6 tane veri merkezimiz var. 2 tanesi İstanbul'da, bir Ankara, bir İzmir, bir Adana. Tabii kapasite olarak en büyük şu anda İstanbul'da. İzmir hem yedeklilik için önemli hem de Asya, Afrika ve Avrupa arasında denizaltı kablolar ve karasal kablolarda İzmir bir bağlantı noktası. Bunun için de İzmir önemli. Dolayısıyla biz İzmir'in de bir potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Evet sevgili izleyenler, veri merkezleri oldukça önemli. Hayatımızda pek çok kurumun, pek çok kuruluşla iletişime geçerken, web sitelerini kullanırken pek çok noktada veri merkezleri üzerinden hizmet alıyoruz. Veri merkezlerinin sayısının artması oldukça önemli. İnşallah önümüzdeki günlerde bu veri merkezlerinin sayısı daha da artar. Bu konularda teşvikler de daha da artar. Böyle büyük global veri merkezlerinin de oluşmasını görmek isteriz. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.